Evet, hatta Hani bunu şey için bekletiyor, kabuğu kolay soyulsun diye. peki bu doğru uygulama değil mi? Yani hani kabuk evet şu an çıkmıyor. Bakın şu an elimizde Evet, gördüğünüz hiçbir evet. tarafı şey olmamış. Evet. Ve bunu makineye attığınızda makine gerçekten de zorlanır bunu Şimdi çıkartmak için. olgunlaşmış, kabuğu çatlamamış. Bunun kabuğunu nasıl çıkaracağız? Evet. Çaresi var. Nasıl Çivili makine. çıkartacağız? Çivili makine diyorsunuz. O ya eski şey teknoloji. Anladım. Yani peki Bu fırçada zor çıkarır. beklettiğimizde ne gibi sıkıntılar yaratır? İçi bozuluyor, kalitesi bozuluyor. Bu şimdi burada hararet yapar bu. Evet, Şimdi kızışma yapar bu. dışarıdaki ısıyla, mesela dışarıdaki ısı 25 derece ise araya girin kesinlikle 40'lar 50'leri bulur. O da Evet. ne yapıyor? İçini pişiriyor. Bozuyor. Büzüşüyor. Peki bu çıkan yeşil kabuklar herhangi bir yerde kullanılıyor mu? Şimdi bu makinede çıkarıldığı zaman o suda hallolduğu için o kullanılmıyor bir yerde. Ama elle çıkarılırsa yeşil kabuk bir zamanlar Bursa'da Fransa'ya ihracat yapılıyordu. Boya sanayinde kullanılıyor. Selam Bey, cevizi hasat ettik, getirdik, dış kabuğunu Kavladık. kavlattık Evet. ve sıra geldi kurutmaya. Evet. Peki cevizi kavlattıktan sonra hangi koşullarda nasıl kurutmalıyız? Hiçbir zaman kavlatmadan sonra yani makineden çıkan cevizi hemen kurutmaya koyamayız fırına. Koyarsak ne olur Kalite peki? kaybeder, içi büzüşür. Büzüşür diyorsunuz. Şimdi bakınız bu tesisin sahibi Mehmet Demirbaş Özel ne diyor? Ben bunları diyor önce güneşte kurutuyorum. Doğrudan diyor güneşe de sermemesi lazım. Ne diyoruz? Jut tente üzerine naylonla örtülü, her tarafı açık. Doğrudan diyor güneş vuracak ama bol güneş ışığı vuracak. Çünkü sudan çıkıyor bu makineden. Evet, nemli. Ondan sonra orada 3-5 gün kuruttuktan sonra diyor fırına alacağım diyor. Doğru. Doğrudan diyor alırsanız kalite kaybı olur, randıman kaybı olur, fire verir. Bu çok önemli. Ne yapacağız? Şimdi diyelim ki fırınımız yok. Ne yapacağız? Doğrudan böyle bol ışık vuran ama üstü kapalı, doğrudan böyle güneşin temas etmeyeceği, kaba gölge olmayan yerde her tarafı açık. Beşik örtü olunca ne oluyor? Buradan hava alıyor. Beşik örtü, jut tente, temiz, üzerine kolay kurusun diye sereceğiz. Arada bir karıştıracağız. Güneşten istifade edeceğiz. Şimdi fırın da önemlidir, teknolojidir, tamam. Havalar yağışlı gitti, ne yapacaksın? Güneş de bulamadın. Atacak mısın cevizi çöpe? Orada fırın dursun. Ama ayrıca hangarlar vardır, raflı maflı, havalandırmalı. Evet. Yani birçok tedbirleri, birçok alternatifleri ortaya koyacağız ki sadece elimiz açıp da güneşe baktık. Güneş her zaman olmayabiliyor. Değil mi? Yağmur olur, yağış Tabii ki olur. hasat Yani döneminde. hazırlıklı olacağız ama varsa güneş. Önce güneş. İki, yarı gölgede falan kuruttuktan sonra mecbur kaldığımızda hangar. O da baktık olmadı. Hani çok rutubetli soğuk hava geçiyor. Mecbur fırına kalırız. Evet, ama fırından önce de mutlaka Fırına karşı değilim. fırından önce de mutlaka 2-3 gün kurutmamız lazım Ama diyorsunuz. fırının da bir ayarı vardır. Onu iyi dikkat etmek lazım. Çok kurutarız olmaz, az kurutsanız olmaz falan onların da şekli vardır. Peki fırında hangi koşullarda bu kurutuluyor? Oradaki ısı ve rutubet ayarlanıyor bilgisayarlarla. Evet. Onun ölçüleri vardır. Çeşitlere göre de değişiyor o. Ayarlanıp ona göre. Yani şimdi üreticilerimizin, şimdi biz konuştuk ama kafası karıştı. Evet. Biz bunu fırında mı kurutalım yoksa güneşte mi? Güneşte. Güneşte. Varsa güneş İlk önemli değil. alternatifimiz güneş Güneş. olsun İkinci diyorsunuz. hangar. Üçüncü Güneş fırın. ama doğrudan güneş değil. Bol güneş doğrudan doğru değil, dolaylı. Evet. Yani tente Peki bu üçünün alt, arasında ya naylon da altında şey. fırınla direkt yani güneşte kurutmamız arasında ne gibi farklar var? Şimdi fırında kuruyan ceviz biraz daha içini çekiyor. Salladığımız zaman böyle tıkır tıkır ses yapar. Onun içini çıkarmak daha kolaydır. Evet. Güneşte kuruyan da öyle sallanmaz. Ama yapısına göre kırarken diğerine göre biraz daha şey ama o da çıkar sonuçta. Ama diğeri daha kolay çıkar fırında Yani kuruyan. fırında kuruyan, Daha kolay kuruyan daha çıkar. kolay çıkar Daha kolay çıkar. diyorsunuz. Peki güneşte kurutuyoruz biz diyelim. Yani biz cevizi güneşte kurutuyoruz. Bunun yeteri kadar kuruduğunu nasıl anlayacağız? Yani elimizde nemülçer aletler de yok. Şimdi gerek güreşte gerek fırında nerede olsa olsun cevizin kuruduğunu anlamak için cevizi kırdığımızda içinden çıkan şu zar var ya. Evet. Bu zar elastiki ise böyle bükülüyorsa, kırılmıyorsa bu kurumamıştır. Yani bu basit bir ölçüdür ama bunu böyle şey kırdığımızda böyle tık diye kırılır. Gayet Bu ölçüdür. kırıldı. Evet. Ama kesin bir ölçü değil. Bu teknolojik de bir ölçü değil ama Evet. yani biz daha çok aile işletmeleri diyoruz ya daha çok onlara yönelik Evet, kesinlikle yani büyük şeyler zaten onların ölçü aletleri vardır. nemülçer Nemine aletler bakıyor, var. şeyine bakıyor. Ona göre kurudu kurumadı karar veriyor. Ama daha çok aile işletmecilerine Ki yönelik. evet biz de zaten Evet. onlar için onların daha Evet. rahat anlaması Öbürleri için. teknoloji anlamda aletler var. Onlar gayet basit. Fırını yapan insan aleti de alır ucuz. Bakar rutubetine şeyine ona göre kurumuş der karar verir.